Merhabalar değerli arkadaşlarım. Ehliyet Hocam kanalına hoş geldiniz. Bugün Nisan-Mayıs ayıyla devam ediyoruz yine arkadaşlar. Unutmayın, çıkmış sorulardan soruyoruz burada. Olabildiğince hafta içerisinde soruları topluyoruz. Sizler için derleyip bu şekilde paylaşıyoruz. Sizlerden ricamız mümkünse sonuna kadar izleyip bütün soruları görmeniz. Hani vaktiniz yoksa bile hızlı hızlı geçerek izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açabilir ve bizlere hem destek olup hem de her yeni videodan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Ehliyet.hocam adresinden yine Instagram'dan bizlere yazabilirsiniz. Mümkünse takip edip daha sonra yazın. Yoksa arkadaşlar sizin mesaj bildiriminiz spam klasörüne düşüyor. Ben sizin mesajınızı göremiyorum. O yüzden takip ettikten sonra yazmanızı tavsiye ederim diyorum. Fazla vakit kaybetmeden şöyle sorularımızla başlayalım arkadaşlar. Bir numaralı sorumuz şöyle gelmiş. Delici karın yaralanması olan bir kazazedenin bilinci yerinde ise verilecek pozisyon nasıl olmalıdır? Yan yatış, baş yanda yarı yüzü yarı yüzüstü yatış, bacaklar karna doğru bükülü sırt üstü yatış, bacaklar yerden 30 cm yüksekte sırt üstü yatış demiş. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Bacaklar karna doğru bükülü bir yatış olacak. Nasıl bir yatış bu? Şu kutsal kalemle şöyle göstereyim ben. Şimdi abimizin kafası şu şekilde. Şöyle gözünü çizdim. Şu şekilde diyelim ki. Şöyle arkadaşlar şöyle indi. Popoyu yere koyduk. Dizler şöyle. Heh. Şu şekilde bir pozisyon olacak arkadaşlar. Heh. Bu şekilde bir oturuş olacak arkadaşlar. Bacaklar bükülü içerisinde bir yatış olacak diyebilirim. Sırt üstünden kastığımız arkadaşlar şey olarak düşünmeyin. Hani tam yatırmıyoruz azizde. Yarı bir oturuş vereceğiz yani. Yarı şu şekilde bir destek verip yarı oturuş bir pozisyonu vereceğiz. Aklınızda bulunsun diyorum. Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? Korna çalıp yayayı uyarması, geçiş hakkını yayaya vermesi, geçiş hakkını kendisi kullanması, bulunduğu şeridin sağına yaklaşması. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Geçiş hakkını yayaya vermesi doğru cevabımız olacak arkadaşlar. Böyle bir durumda yayanın her zaman geçiş üstünde sahip olduğunu unutmayın. Bazen sorularda şurada da bir araç verebilir. O halde hangisi önce geçecekler? Tabii ki önce bu araç geçecek arkadaşlar. İkisi de bu yöne verirse hangisi geçecek diye sorarsa önce bu geçer. Kavşağa yakın sağa dönüş denen şey. Ama tabii bu bile geçecek olsa önce burada yayaya veyahut da bisikletli varsa bisikletliye yol vermek zorunda. Aşağıdakilerin hangisindeki araçlar park yerine uygun şekilde park edilmiştir demiş. A, B, C ve D şıkları verilmiş arkadaşlar. Doğru cevabımız evet. Bunda doğru cevap yok. Bunun doğru cevaplarını arkadaşlar siz ne yapacaksınız? Aşağıya yorum kısmına yazacaksınız. Sizlerden yorumlarınızı bekliyorum. En geç bir saatin içerisinde size doğru cevaplar yorum yoluyla iletilecektir diyorum. Dördüncü sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Buradan itibaren dördüncü sorumuza geçebiliriz sanırım. Kaburga kemiğinde kırık olan kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilerek hastaneye sevk edilmelidir? Evet, şıklarımız verilmiş arkadaşlar. Doğru cevabımız bunu görüyorsak arkadaşlar doğru cevabımız bu olacak. Diğerlerine baktığımız zaman zaten ikisi de aynı dikkat ediyorsanız bu koma pozisyon koma demişim artık. Evet. Doğru söyledim. Koma pozisyonunun şeklidir. Bu ise arkadaşlar şok pozisyondur. Ne yapıyorduk? Ayaklarının altına 30 cm yüksekliğinde bir malzeme koyup kanın beyne gitmesini sağlıyorduk. Yeni yönetmeliklere göre C ve D sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birini almak isteyenlere sırasıyla kaç yaşını bitirme şartı aranır? A. 21-24 B. 20-22 C. 18-20 D 19-25 Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. 21 ve 24 yaşını ne yapmak gerekiyor? Geçmek gerekiyor demiş. Yine buradan arkadaşlar bakabilirsiniz. Yeni sisteme göre de zaten ehliyetleri koydum. Mesela M sınıfı bir sürücü belgesini almak istiyorsanız 16 yaşını ne yapmanız lazım? Doldurmanız gerekiyor arkadaşlar. A1 sınıfı için 16 yine görüyorsunuz. A2 sınıfı için ise biraz 18 yaşını geçmeniz lazım.
Biliyorsunuz artık bunun CC sınırlaması falan da geliyor. Yani 250 CC'yi hemen kullanamıyorsunuz vesaire vesaire. A sınıfı arkadaşlar 20. B1 sınıfı 16 yine. ATV gördüğünüz gibi 4 tekerlekli. B sınıfı 18. BE 18. C1 18. C1E yani E geliyorsa arkadaşlar arkasına bir şey takılabiliyor anlamındadır. Römork var yani arkasında. 18 yine. C sınıfı 21 arkadaşlar. Burada yine baktığımız zaman CE gördüğünüz gibi 21. D1 21. D1E 21. D sınıfı komple neredeyse 21. Ama D'nin kendisini almak istiyorsanız, otobüs kullanmak istiyorsanız ne olacak arkadaşlar? 24 yaşını doldurmanız gerekiyor. DE arkasına yani römorklu otobüs diyelim, minibüs diyelim. Ne geliyorsa aklınıza artık 24 arkadaşlar. Traktör için 18 yaşını doldurmanız gerekiyor. Zaten araba ehliyetini alıyorsanız arkadaşlar F'yi de yanında verirler, M'yi de verirler arkadaşlar. Yani B sınıfı ehliyet aldığınız zaman F ve M cepte oluyor arkadaşlar. İş makinesi ehliyetini almanız için ise 18 yaşını ne yapmanız lazım? Doldurmanız lazım. Şekle göre 1 numaralı araca arkadan çarpan 2 numaralı araç sürücüsü hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir demiş. Gözlerinin iyi görmediği, hız kurallarına uymadığı, araç lastiklerinin eski olduğu, takip mesafesi kuralını ihlal ettiği. Evet arkadaşlar, doğru cevabımız D şık olacak. Takip mesafesi kuralını ne yapmıştır? İhlal etmiştir. Eğer takip mesafesine uysaydı bu çarpışma meydana gelmeyecekti. Burada demiş ki ileride vahşi hayvanlar geçebilir demiş. Bakın bu arkadaş uymuş ve hızını yavaşlatıp buradan dikkatli geçiyormuş. Ama 2 numaralı araç buna ne yapmamış? Uymamış arkadaşlar. Kendisi bu şekilde devam ederse İmam abiyle tanışıyor arkadaşlar. Geçen pamuktan falan söz edince millet kızmış arkadaşlar. Gülesim geldi. Neyse orası değil mevzumuz. Birazdan konuşuruz yine sona doğru. Arkadaşlar 88-89 kuralından bahsetmek istiyorum ben burada. Şimdi arkadaşlar olay şundan ibaret. Hani söylüyordunuz ya bir taneniz geçenlerde sormuş. Hocam ben müneccim miyim? Nereden bileceğim aradaki metreyi? Çıkıp ölçecek miyim? Araçlar hareket halinde demişti. Arkadaşlar bu şöyle bir yöntemimiz var. 88-89 yöntemi deniyor buna. Aracın, önümüzdeki aracın herhangi bir nesnenin, sabit bir nesnenin yanında bulunurken 88 diye saymaya başlıyoruz. Eğer 89 dediğimiz zaman aracımızın ön kısmı buraya gelmiş ise burada olduğu gibi sizin mesafeniz yani takip mesafeniz uygun demektir. Ama bu ne zamana kadar iyi? 96 kilometreye geçmeyecek hızlarda. Hatta şöyle söyleyeyim, 90 kilometreye geçmeyen hızlarda bunu bu şekilde yaparak takip mesafenizi ölçebilirsiniz. Peki sorularda nasıl bileceksiniz? Eğer mesela 90 kilometre ile gidiyorsanız arkadaşlar bölün 2'ye 90 bölü 2 kaç yaptı? 45 yaptı arkadaşlar. Verilen rakamı devamlı olaraktan 2'ye böleceksiniz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir demiş. Doğru cevabımız evet arkadaşlar bunu görüyorsak taşıt trafiğine kapalı yol demektir. Eğer bunu görüyorsanız nerede ha? Bunu görüyorsanız burası ters yöndür arkadaşlar. Taşıt giremez anlamındadır. Bunu görüyorsanız arkadaşlar burada ya motosiklet hariç diğer tüm taşıtların motorlu taşıtların girmesinin yasak olduğunu söyler. Bunu görüyorsanız bisiklet girmenin yasak olduğunu bizlere bildirir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir demiş. Şalt, alternatör, marş motoru, amortisör şıklarda verilmiş.
Doğru cevabımız şaft olacak arkadaşlar. Şaft bizim güç aktarma organlarımıza aittir. Hangileridir güç aktarma organlarımız diye sorarsak, gücün merkezi aracımızda motordur arkadaşlar. Motordan çıkan güç nereye gider? Güç iletme organı olan vites kutusuna gider. Vites kutusundaki şanzıman dişleri vasıtasıyla şafta iletilir arkadaşlar. Şafttan sonra diferansiyele geçer. Diferansiyel bunu 90 derecelik açıyla büker ve akslara verir. Akslar da arkadaşlar tekerleklere verir arkadaşlar. Bu şekilde bunları güç aktarma organlarında görmüş olalım. Alternatör ise arkadaşlar bizim aracımızdaki, bakın şu aracımızda şu parça arkadaşlar, burada göstermiş alternatörü. Ne yapıyor? Alternatör aracımızda aküyü şarj ediyor. Bakın yine alternatör burada görüyorsunuz arkadaşlar. Marş motoru bizim motorumuza çalıştırma esnasında ilk hareketi vererek çalışmasını sağlıyor. Amortisör ise arkadaşlar yoldan gelen titreşimleri emerek ne yapıyor arkadaşlar? Bizim aracımızın rahat bir biçimde, konforlu biçimde seyahat etmesini sağlıyor. Mesela şunlar da amortisördür, değil mi? Evet, amortisör yaylarını burada görüyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır demiş. Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi, şişliği azaltmak için bölgenin vücut seviyesinden aşağıya indirilmesi, burkulan eklem yüzeyinin sürekli hareket ettirilmesi, boğucu sargı yani turnike uygulanması demiş. Doğru cevabımız A şık olacak. Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi olacak arkadaşlar. Ne yapıyoruz yani? Orayı sıkı biçimde sabit tutuyoruz arkadaşlar. Kesinlikle turnike uygulanmaz. Çünkü turnike kanamalarda uygulanan bir yöntemdir arkadaşlar. Resimde görülen uygulama hangi kırıkların tespiti için yapılır demiş. Omurga kırıkları, üst kol kemiği kırığı, ön kol kemiği kırığı ve köprücük kemiği kırığı şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız evet arkadaşlar ön kol kemiği olacak. Zaten bakın burada ne uygulaması yapmışlar? Evet, ne diyoruz biz bu uygulamaya arkadaşlar? Atel ile tespit yapmış değil mi arkadaşlar? Bakın iki tarafa sert bir cisim koymuş. Bir de bunun ön kısmına koymuştur büyük ihtimalle. Kolunu atmış, sabitlemiş arkadaşlar. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır demiş. Arkadaşlar bakın burası kontrollü kavşak mı, kontrolsüz kavşak mı? Önce ona gelelim. Bakın evet burası kontrollü kavşak çünkü nereden anladık? Levhalarımız var. O halde arkadaşlar burada yapacağımız en basit şey öncelikle burada tali ve ana yolları belirlemek olacak. Eğer bu levhayı görüyorsak arkadaşlar ana yoldaki araçlar demektir. Ters üçgen şeklindeki levhayı görüyorsak tali yol demektir. Bakıyoruz burada bir ters üçgen var. O halde burası tali yol, burası da tali yol. Diğer yönler yani şurası ve şurası ise ana yol olur. Yani 1 ve 3 numaralı araçlar ana yolda, 4 ve 2 numaralı araçlar tali yolda. Ondan sonrası basit. Ondan sonra şunu diyoruz. Burada motorsuz taşıt var mı? Yok. Geçiş üstüne sahip taşıt var mı? Var. O halde 2 numaralı taşıt geçiş üstüne sahip olduğu için önce ne yapacak? Yoldan gidecek. Doğru cevap veriyorum arkadaşlar. Geçmek isteyenler oluyor bazen. Öncelikle 2 numaralı aracımız ne yapacak? Geçişini tamamlayacak. Daha sonra arkadaşlar geriye kaldı 2 tane. Öncelik burada ana yoldakilerdedir değil mi? Tali yoldakiler en sonu beklemek zorunda. O halde 4 numarayı ne yapabiliriz? 4. sıraya yazabiliriz. Şimdi geldik 1 ve 3'ten hangisi geçecek? Dönüş yapan araçlar arkadaşlar bir sonraki süreçte geçecektir. O halde 1 numara geçecek. 2, 1, 3 ve 4 şeklinde bir sıralamamız olacaktır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek vites değiştirme imkanı sağlayan güç aktarma organıdır? Amortisör, halozon yay, fren balatası, kavrama yani debriyaj demiş. Doğru cevabımız evet sürüşe çıkanlar. Neydi cevap? Tabii ki de D şıkkı. Ne yapıyoruz? Debriyaja basıp vitesi değiştiriyoruz arkadaşlar. Amortisör, süspansiyon sisteminin bir parçası yine halozon yay. Amortisörün bir parçasıdır. Fren balatası ise aracımızdaki frenlerin tutması için gerekli olan kısımdır arkadaşlar.
Şekle göre araçların ışıksız bir kavşakta karşılaşmaları halinde ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır? Bir nolu araç, iki nolu araç, hızı fazla olan araç, sürücüler anlaşarak geçerler demiş. Arkadaşlar bunu bilemeyeni dövüyorlar. Hatta bunu bilemezseniz pamuk 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 diye 3 defa direkt yanınızda bitiyorum. Ay ay, Selena Selena diyorlardı ya. Doğru cevabımız arkadaşlar B şık olacak. 2 nolu araç. Yani arkadaşlar kavşağa yakın olana bakın böyle soruda. Kavşağa hangisi yakınsa önce o geçer, sonra diğeri geçer diyelim ve devam edelim. Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek, işaret verdiği anda aniden şerit değiştirmek, dönmeye yaklaş başladıktan sonra işaret vermek, arkadan gelen araçlara yol vermek. Arkadaşlar tabii ki de A şık olacak. Niyetimizi dönüş lambasıyla ne yapmamız lazım? Bildirmemiz lazım. Niyeti bozmadanca ne yapmamız lazım? Dönmemiz gerekiyor. Donmayı önlemek için radyatöre ne konulur demiş. Ya asit, antifriz, saf su şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız C şık olacak. Antifriz olacak arkadaşlar. Yağ biliyorsunuz motor yağı veyahut da hidrolik yağ konulur. Hidrolik yağ nerelerde kullanılır? Evet, motor yağı dedik. Motor yağı motora konuluyor. Hidrolik yağ 1. Direksiyon için kullanıyoruz arkadaşlar. 2. Fren için kullanıyoruz. Asit aküde bulunuyor arkadaşlar. Saf suyu aküye ekliyoruz yine. Antifriz radyatöre dedik. Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerinden biridir? Motorun soğuması, direksiyonun titremesi, motor yakıtına yağ karışması, fren disk yüzeylerinin soğuması. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Direksiyonun titremesi olacak. Direksiyonun titremesi bu balans ayarının yapılmamasıdır. Tekerlek vesaire değişimlerine gideceksiniz arkadaşlar. Rot balans ayar denilen bir ayarımız var. Bu ayarı yaptıracaksınız. Yoksa kazaya bile sebebiyet verir maazallah. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır demiş. Doğru cevabımız evet arkadaşlar bunu görüyorsanız tehlikeli viraja yaklaştığınızı ve bu yönü gösterdiğini, bu yönde eğim olduğunu, işte virajın bu yöne doğru evrildiğini bilmeniz gerekiyor. Eğer arkadaşlar bunu görüyorsanız tali yoldasınız demektir. Diğer araçlara yol vereceksiniz. Bunu görüyorsanız ana yoldasınız ve tali yol, ana yol kavşağındasınız, yaklaşıyorsunuz demektir. İlk geçiş hakkı size aittir ama herhangi bir odunun çıkmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bazen tali yol dinlemeyen bizde odunlar var. Lak diye çıkıveriyorlar. Ondan sonra direkt tezgaha geliyorlar. Pamuğu tıkayıp gönderiyoruz arkadaşlar. Eğer bunu görüyorsanız tren yoluna yaklaştığınızı gösterir. Kontrolsüz bir tren yoluna yaklaştığınızı gösterir. Hemzemin geçitte diyebilirsiniz. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında kazazı diye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir? Oturuş pozisyonu, baş çene pozisyonu, sırt üstü yatış pozisyonu, yüz üstü yatış pozisyonu demiş. Tabii ki de A şıkkı oturuş pozisyonu olacak arkadaşlar. Oturuş pozisyonu ne yapmamız lazım? Vermemiz gerekir. Ne yapıyoruz daha sonra? Çeneyi boyuna yaklaştırıyoruz ve kanamanın kolaylaşmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Yani dışarıya çıkacak olan kan çıksın. Kesinlikle çıkmasını engellemek için amuda kalkıp beklemeyelim arkadaşlar. Baş çene pozisyonunu biz ne zaman kullanıyoruz? Bizim baş çene pozisyonunu kullandığımız zaman solunum yollarında herhangi bir tıkanma varsa yani özellikle bu kazadan sonra solunum durmasında suni solunum yapılacaksa baş çene pozisyonu verilir. Nasıl veriyoruz onu? Şöyle burun olduğunu düşünün arkadaşlar şunu. Şöyle çene hop insan kafası. Müthiş çizdim ha. Sürahiye de benzedi ama evet. Şöyle gözü kulağı şu şekilde gözleri. Şimdi arkadaşlar şöyle abimizin uzattık. Başı geriye doğru çekiyoruz. Çeneyi ise yukarıya doğru kaldırıyoruz. Böylece nefesin kolay bir biçimde çıkması sağlanıyor. Baş çene pozisyonu dediğimiz pozisyonda bu oluyor. Kazazedeyi araçtan çıkarırken nelere dikkat edilmesi? Ne demiş?
Ben mi yanlış okudum? Önemli. Gazeteyi araçtan çıkartırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey nedir demiş. Dilini ısırmış olabileceği, varsa boğazında bulunan takma dişleri soluk borusuna tıkanmış olabileceği, yumuşak bir zemine yatırılması gerektiği, omurgasında kırık olabileceği. Arkadaşlar doğru cevabımız tabii ki de D şıkkı. Omurgasında kırık varsa araçtan çıkartırken buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yoksa arkadaşlar omurga yaralanmalarında herhangi bir sakatlıkta felç meydana gelecektir. Trafik görevlisi hangi hareketi geceleyin dönüş işarettir demiş. Evet arkadaşlar, geceleyin böyle yaptığını görüyorsanız size yön belirtiyordur. Buradan yine diğer polis hareketlerinin ne işe yaradığına bir bir bakabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi motorun parçasıdır? Rot, silindir bloğu, şaft, direksiyon mili demiş. Biraz önce şaftı gördük zaten ne olduğunu. Doğru cevabımız B şıkkı, silindir bloğu olacak. Motorun en büyük parçasıdır arkadaşlar. Pistonlar vesaire her şey bu bloğun içerisindedir. Tek bir parçadan ibarettir arkadaşlar. Döküm olarak yapılır zaten silindir bloğu. Soğuk, aşırı sıcakken soğuk vesaire kullanırsanız çatlama olabilir. Burada dikkat etmeniz gerekir. Bunun yanında bilmeniz yeterli bu kadar. Rot. Rotun ayarı yapılır arkadaşlar. Hani ben az önce söylemiştim ya, rot balans ayarı diye. Araç direksiyonunun hangi yöne çevrildiğinde, herhangi bir yöne çevirdiğin zaman bunların tekerleklerin aynı yönde olması gerekir arkadaşlar. Eğer aynı yönde olmazsa ne olur? Tekerleklerde aşınma meydana gelecektir. Ayarsız aşınma, aynı zamanda yön tutuşta da sıkıntılar meydana gelecektir. Şaft vites kutusundan çıkan enerjiyi ne yapıyordu? Diferansiyeli iletiyordu. Dönen bir kol diyebiliriz bir nevi. Direksiyon mili, direksiyon simidinin dönme hareketini direksiyon dişlisi kutusuna aktaran bir mildir. Şafta benziyor aslında teknik anlamda. Ama bunda tabi hızlı bir dönüş yok. Direksiyonu döndüğünüz kadarıyla iletiyor arkadaşlar. Akciğer vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır demiş. Sinir sisteminde, hareket sisteminde, solunum sisteminde, boşaltım sisteminde demiş. Doğru cevabımız tabii ki de solunum sisteminde. Sinir sistemi diyorsa arkadaşlar, kutsal kalemlerde ha. Beyin gelsin aklınıza, beyin gelsin, omurilik gelsin, omurilik soğanı gelsin. Bunlar sinir sistemi. Hareket sisteminde arkadaşlar kemikler gelsin, kaslar gelsin aklımıza, iskelet sistemi, işte eklemler gelsin. Boşaltım sisteminde bağırsaklar gelsin arkadaşlar. Anal bölge gelebilir, böbrekler gelebilir. Başka idrar kesici gelebilir. Bunlar gelebilir arkadaşlar aklınıza diyelim. Hangisi motor hareketinin tekerleklere iletilmesinde görev yapar demiş. Diferansiyel, amortisör, rot ve yay şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız A şıkkı, diferansiyel olacak arkadaşlar. Diferansiyel bizim motor hareketlerinin tekerleklere iletilmesinde görev yapar arkadaşlar. Hocam şöyle dediniz. Doğru cevap bu. Tamam, sıkıntı yok. Eğer burada aks kelimesi olsaydı, aks kelimesi olsaydı, motor hareketlerinin tekerleklere iletilmesinde birinci önceliğe sahip akstır. Göstermiştim yukarıda hatırlıyorsanız diferansiyel vesaire görüntülü biçimde. Orada aksları göreceksiniz. Hemen tekerlekten bir önceki ekipman aks'tır normalde. Ama bize ne diyor? Biraz daha genel bir ifade kullanmış. Hareketin iletilmesinde görev yapar demiş. Burada diferansiyeli vermiş. Doğru cevap diferansiyeldir. Eğer burada şaftı verseydi doğru cevap şaft olurdu. Çünkü diğer seçeneklerde diğer hareket etme organlarından birine vermemiş arkadaşlar. Hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz demiş. Kırıkların tespit edilmesi, dolaşımın değerlendirilmesi, solunumun değerlendirilmesi, hava yolu açıklığının değerlendirilmesi. Doğru cevap kırıkların tespit edilmesi. Arkadaşlar ilk yardımın ABC'si dediğimiz zaman ilk aklımıza gelecek olan dolaşım, solunum ve bunların devamlılığı gelsin aklınıza. Yani kalbin atması vesaire ve solunumun nefes alıp vermemenin devamlılığı gelecek. Bunların hem kontrolünü hem devamını sağlıyoruz. Kırıkların tespiti ise sonraki bir durumdur diyebiliriz.
Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Antifriz seviyesini göstermek, elektrolit seviyesini göstermek, motor yağ seviyesini göstermek, soğutma suyu seviyesini göstermek demiş. Doğru cevap C şık olacak. Motor yağı seviyesini göstermek olacak arkadaşlar. Yağ çubuğu bu işe yarıyor. Akünün artı kutup başı, eksi kutup başına göre nasıldır? Daha kısa, daha uzun, daha ince, daha kalın demiş. Doğru cevabımız D şıkkı, daha kalın olacak arkadaşlar. Araçta sigorta yanmış ise yerine takılacak sigortanın amperi ne kadar olmalıdır demiş. Normalden daha büyük, daha küçük, aynı, önemli değildir demiş. Tabii ki de önemli değildir işaretlerseniz yanlış yapmış olursunuz. Doğru cevap C şıkkı, aynı olmalıdır. Arkadaşlar fazla yüksek devir, yüksek bir amperde olursa ne olacaktır? Araçta herhangi bir kablonun yanmasına sebebiyet verebilir. Çok sıcak radyatörün kapağı nasıl açılır demiş. Motor yüksek devirde çalışırken radyatörün basıncı düşürülmeden vantilatör kayışı gevşettikten sonra yavaşça döndürüp basıncı düşürülerek demiş. Tabii ki de D şık olacak arkadaşlar. Aracınız hararet yaptığı zaman kesinlikle hemen kaputu kaldırıp radyatörün kapağını açmayın. Sonra selanızı okumaya gelirim yani. Ha bu arada bazınız diyor hoca diyor niye böyle söylüyorum diyor. Ya ben imamlıkta bitirdim arkadaşlar yani gözümü seveyim yani okuduk. Okuyorum ben ya diyor ya adam. Ben onu da okudum arkadaşlar. İlahiyat da okuduk yani. Sıkıntı yok. Rahat olun. Emin ellerdesiniz. Ölseniz de kalsanız da her türlü yanınızdayım yani. Doğru cevap D şıkkı oluyor arkadaşlar. Yavaşça döndürüp radyatör basıncını düşürerek demiş. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? Demiryolu alt geçidine, demiryolu üst geçidine, kontrollü demiryolu geçidine, kontrolsüz demiryolu geçidine demiş. Tabii ki de kontrolsüz demiryolu geçidine yaklaşıldığını bizlere bildiriyor arkadaşlar. Bir kamyonet eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır demiş. Arkadaşlar ben bunun için sizlere hep şunu söylüyorum. Abiler kardeşlere yol verir. Yani büyük olan küçük olana yol verir. Bunun iki tane istisnası vardı. Demiştim ki lastik tekerlekli traktör ve iş makinesi eğer varsa işin içerisinde bunlar daima tüm araçlara yol verir demiştim. Eğimsiz iki yönlü dar yol için. Doğru cevap B şıkkı olacak arkadaşlar. Otomobile yol vermeleri gerekiyor. Bu abilerimin, ablalarımın. Evet, aşağıdakilerden hangisi sürücülerin yayalara karşı uyaran bir işarettir? Beyler uyumayın, uyumayın. Kalk 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 kalk. Böyle yapıyorum arada var ya. Hoşuma gidiyor ya. Tam böyle 31. soru. Uyumaya gelmişsiniz böyle. Tam böyle lak diye bağırıyorum. Ne oluyor ya diyor. Hoca diyor. Kalp gözüm açık. Kulak gözüm açık. Burnum açık. Ne oluyor bu hocaya diyor. Hangisi sürücülerin yayalara karşı uyaran bir işarettir demiş. Doğru cevabımız evet. Yayaların çıkabileceğini yola uyarıyor arkadaşlar. Zaten üçgense bir işaret uyarmaktır arkadaşlar. Yuvarlaksa yasaklamadır veyahut da kesin yargı bildiriyordur. Geçebilir, buradan git şeklinde bir yargı bildiriyordur yuvarlaksa. Üçgen şeklinde ise bak yaya çıkabilir. Bak bisikletli çıkabilir. Oğlum bak git. Anladınız değil mi olayı? Üçgense uyarıdır, yuvarlaksa ve hele hele böyle kırmızı şeklinde ise yasaklamadır. Mesela yayaların girmesi yasaktır. At arabasının girmesi yasaktır. Bisikletin girmesi yasaktır. Anlamlarına geliyor. Ah. Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur demiş. 4, 3, 2, 1 şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız 1 olacak arkadaşlar. Her yaş sonunda ve her bir yılda bir muayene yaptırmanız gerekiyor. Bu yüzden arkadaşlar genelde kamyonet tipi araçları kimse almamaya çalışır böyle. Mesela benim araba kamyonet tipidir. Bir Allah'ın kulu almaz. Ama niye almıyorlar? Çünkü muayeneye her sene girmek zorunda. Her sene muayene ücreti ödemek zorundasınız. Ama şurada kafayı çalıştırmıyorlar işte. Hani o araç mesela aldığınız aracın motoru küçükse vesaire ise daha az yakıyor arkadaşlar. Ve muayene ücretini kat kat çıkartıyorsunuz. Düşünün. Ben Burdur'dan Fethiye'ye gidip geliyorum. 40 lira 35 lira civarı gibi bir şey yakıyor.
Müthiş bir şey. 260 kilometre mi ne yanlış hatırlamıyorsam Burdur'u Fethiye yolu. Az yakıyor ve ben kat kat bunu çıkartıyorum. Dikkat edin yine böyle şeylere de. Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir? Göğüs kemiğinde kırık olanlar, kalça kemiğinde kırık olanlar, omurilik zedelenmesi olanlar, besin zehirlenmesi olanlar demiş. Doğru cevap D şıkkı, besin zehirlenmesi olanlar ne yapmalıdır arkadaşlar? Bu şekilde taşınabilir, kusma vesaire düzeninde olabilir demiş. Şekildeki karayolunda bir numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır demiş. Bulunduğu şeritte seyretmesi, geçme sırasında hızını arttırması, yol müsaitse öndeki aracı sollayarak geçmesi, yol müsait değilse öndeki aracın sağından geçmesi demiş. Arkadaşlar kesinlikle karayollarının herhangi bir noktasında adam yol verse bile, hocam adam sağdan geçmem için yol verdi, yasaktır ve kesinlikle yanlıştır arkadaşlar. Bunu yapmayın. Kesinlikle diyorum, bakın 3 sefer söyledim bunu. Sağından adam size yol verdi, geçmeyin arkadaşlar. Sollama soldan yapılır adı üstünde. Yani herhangi bir kaza anında siz suç çıkarsınız. Aracın kısa farları kaç metrelik mesafeyi aydınlatmalıdır? 25, 35, 45, 50 demiş. Tabii ki de 25 metrelik bir mesafeyi ne yapmalıdır? Aydınlatmalıdır arkadaşlar. Omurga kırığı olan yaralılara aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz demiş. Yaralıya dik oturuş, oturur pozisyon verilir. Uzun tahta atelle vücut tespit edilir. Yaralı sert bir zemine sırt üstü yatırılır. Taşıma esnasında baş ve ayakların gergin olması sağlanır demiş. Doğru cevabımız A şıkkı. Yaralıya dik oturur pozisyon verilir arkadaşlar. Omurga kırığı olduğu zaman demiş. Bu yapılmaz kesinlikle. Çünkü dik otur pozisyonu verdiğiniz zaman omurgayı oynatmış olursunuz. Ne yapmanız lazım? Sert bir zemine sırt üstü yatırıp hareketsiz biçimde beklemesini sağlamalısınız. Hangisinde bir numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli esas kusurlu hallerdendir? Bu arada açıklık getireyim. Asli kusurlu haller demek, yani %100 kusurun sizde olmuş olduğu hallerdir arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman hangisi olacak? Tabii ki de B şıkkı olacak. Gördüğünüz gibi devamlı çizginin olmuş olduğu bir yerde bu arkadaşımız pamuğa yelken açmış ve sollamaya kalkmış. Kendisini inşallah yakın zamanda görürüz buralarda. Kendisini bir yıkar yukarız. Unutmayın, kesinlikle devamlı çizgide sollama yapmayın. Çünkü ya önünüz görünmüyordur, ya viraja yaklaşıyordunuzdur, ya yol daralıyordur. Adamlar yani ha 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 ha. Ulan burada var ya, şöyle bir keselim yolu. Kimse burada var ya sollama yapamazsın. Devamlı çizgi yapar burayı deyip de devamlı çizgi yapmıyorlar, tamam mı? Onun bir sebebi vardır. Lütfen böyle yerlerde sollamaya kalkmayın arkadaşlar. Daha geçenlerde Isparta yolunda gördüm işte, bir tanesi geçirmiş. Bir tane kişi vefat etmiş. Allah ailesine sabır versin. Ölmüş adam yani arkadaşlar. Kurban alayım yani, yapmayın. Yapmayın böyle şeyler. Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücülerin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur? Koruma başlığı ve koruma gözlüğü, rüzgarlık ve boyun korsesi, eldiven ve emniyet kemeri, çocuk bağlama sistemi. Doğru cevap A şıkkı olacak. Koruma başlığı ve koruma gözlüğü olacak arkadaşlar. Eğer motosiklet falan kullanıyorsanız bunlar zorunlu. Hocam ben bisiklete seyahat ediyorum. Hiç kimse bana koruma başlığım yok diye durdurup sormuyor. Adamın inisiyatifine kalmış arkadaşlar. Ben olsam trafik polisi, yemin ederim var ya, ceza ceza üstüne ceza böyle. Yazarım abi, yazar dururum. Yazar dururum böyle var. Hayatınızı kaydırırım ha. İyi ki değilim ha. Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir? Yolda çalışma olduğunu, yolda gizli buzlanma olabileceğini, kaza sebebiyle yolun trafiğe kapatıldığını, düşük banketli yol kesimine yaklaşıldığı demiş. Arkadaşlar, elinde kürek olan bu abiyi gördünüz mü? Yol çalışması aklınıza gelsin. Bazen şöyle bir olay oluyor. Şöyle bir kasis var arkadaşlar. Şu şekilde yolda bir şey gösteriyor. Tabelaya buraya koymuş. Benim güzel kardeşim bunu görünce hop diyor, aha diyor, bu da yol çalışması diyor. Ben diyor zaten yol çalışmasının olduğu her yerde bunu görüyorum diyor. Ve
gidiyor A'yı işaretliyor. Arkadaşlar, eğer böyle bir tabela görüyorsanız, üçgen şeklinde olur bu arada. Böyle kasis varsa arkadaşlar, kesinlikle bu yol çalışması anlamına gelmez. O bölgede engebeli bir yol olduğunu söyleyebilir bize. Çukurların falan olduğu böyle, tamam mı? Dıstık dıstık gidilebilecek yer olduğunu söyleyebiliriz. Onu da belirtmiş olalım. Aşağıdaki durumların hangisinde hız sınırlarını aşan taşıt sürücüsüne ceza verilmez demiş. Öndeki taşıt araç geçilirken, kavşaklara yaklaşırken, sağ veya sola dönerken, bir başka araç tarafından geçilirken demiş. Tabii ki de A şık olacak. Öndeki araç geçilirken arkadaşlar, belli bir kilometre kadar size ceza verilmez. Ama geçtikten sonra ne yapmanız lazım? Kendi şeridinize dönüp devam etmeniz gerekiyor uygun hızla. Hangisi aracın yavaşlaması ve durması hallerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar? Sis lambaları, park lambaları, fren lambaları, iç aydınlatma lambaları demiş. Doğru cevabımız fren lambaları olacak arkadaşlar. D şıkkı olacak. Karayolları trafik kanununa göre C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir demiş. 2, 5, 7 ve 10 şıklarda verilmiş. Doğru cevap B şıkkı 5 olacak arkadaşlar. Aracın direksiyonu zor dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir demiş. A, lastik hava basınçları tavsiye edilen değerden fazladır. Lastik hava basınçları tavsiye edilen değerden azdır. İnce taban lastik kullanılmıştır. Arka lastikler aşınmıştır. Kurban olduklarım. Doğru cevabı direkt söylüyorum. B şıkkı. Böyle sorularda genelde iki tane tezatlı şık vardır. Yani birbirine zıt olan şık vardır. Onlar üzerinden gidin. Bakın burada iki tane birbirine zıt olan şık var. Azdır demiş, fazladır demiş. Çizin gerisini ya. Kesinlikle emin olun yani. Şık bunlardan biridir doğru cevap. En azından atıyorsanız bile %50 şansınız olsun. Aracın elektrik devresinde akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir demiş. Akü, platin, sigorta, alternatör şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız C şıkkı sigorta olacak arkadaşlar. Sigortam bizim eriyerek güvenliğimizi ne yapıyor arkadaşlar? Sağlıyor. Unutmadan vermiş olalım bunu da. Evet. Evet gençler. Kurban olduklarım. Kendini genç hissedenler. Az kaldı arkadaşlar, sabredin. Yeniden canlandırma basamaklarının sıralaması hangi seçenekte doğru şekilde verilmiştir demiş. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. 4. Öncelikle hava açıklığının sağlanması. Sonra suni soldum uygulanması eğer yoksa hava. Sonra dolaşımı değerlendirip en sonunda kalp masajı eğer yoksa arkadaşlar kalp atışı yapacağız. Şok pozisyonunda kazazedenin bacakları kaç santim yukarıya kaldırmalıdır demiş. Arkadaşlar çocukları uzaklaştırın, çizim yapacağım. Evet, şöyle bir çizim yaptık. Abimiz bu. Kafa biraz yamuk oldu ama olsun. Neyse şöyle gözü yukarıya doğru bakıyor. Şurası da ağız arkadaşlar. Bu abimiz şöyle yukarıya doğru bakıyor. Ayakları şunlar. Ayaklarını arkadaşlar 30 santimetre yükseltiriz biz. Hani biraz önce göstermiştim videonun başında. 30 santimetre yüksekliğinde, ulan söylemesek iyi olacak da, 30 santim arkadaşlar yukarıya kaldırılır. Pozisyon da budur. Ayakların altına 30 santim konunca ne olacak? Beyin kan beyine hücum edecek. Evet. İlk değerlendirmesi yapılan kazazedenin bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı belirlendiyse bu kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır? Temel yaşam desteği uygulanmalı, yarı yüzü koyun, yan pozisyon verilmeli, vücut ıslak havlu ya da çarşafla sarılmalıdır. Bir elin topuğu ile sırtına 5 kez süpürür tarzda vurulmalıdır demiş. Doğru cevap A şıkkı temel yaşam desteği ne yapılmalıdır arkadaşlar? Uygulanmalıdır. A şıkkı olacak. Araçlarda arka camın rezistanslı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Geçenlerde hangisi? Biriniz sorduydu bak. Camın patlamasını önlemek, radyo televizyon anteni olarak kullanmak,
Camda oluşan donma ve buğulamayı önlemek, cam yapışkanının cama ve gövdeye sağlam tutmasını sağlamak demiş. Tabii ki de camda oluşan donma ve buğulanmayı önlemek olacak cevabımız. Yol çizgisi sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir demiş. Devamlı yol çizgisini soruyor bize. Öndeki araçların geçilemeyeceğini, hiçbir sebeple durulamayacağını, sağ şeritten gidilemeyeceğini, karşı şeride geçilebileceğini demiş. Evet arkadaşlar, geçilemeyeceğini bizlere bildiriyor. Hani ben demiştim ya, devamlı çizgide mutlaka bir şey vardır. Bakın burada viraj varmış arkadaşlar, tehlikeli viraj. Eğer bu arkadaş solamaya geçseydi ne yapacaktı? Bu arkadaşı çarpmış olacaktı. Evet beyler, hanımlar, son soru artık. Kurtuluyoruz bu bet sesten. Garga gibi sabahın körüne vak 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 vak. Hocam çok boş yapıyorsunuz demiş bir tanesi. Öldüm gülmekten Allah'ım, ya Rabbi ya Resulallah. Konvoy halinde seyreden araçlar arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır? Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar, araç uzunluğunun 3 katı kadar, aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar, trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar demiş. Doğru cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar olmalıdır dedik. Ve burada bitiyor. Kurtuldunuz bu sesten arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar. Bunun yanında arkadaşlar bazınız yazmış. Sonra konuşacağız dedik. Pamuk tıkamı falan oyunlarına niye giriyorsun hocam? Birincisi arkadaşlar, neşeli anlatımlar devamlı iyidir, tamam mı? Arkadaşlarınızla yaptığınız hoş sohbetleri hiçbir zaman unutmazsınız, tamam mı? Tamam mı diyorum, iki de var ya, bu da takıntı oldu, tamam mı? Ben bunu sağlamaya çalışıyorum. Bir de 50 soru nereden baksanız 40 dakika sürüyor ve beyniniz ağrıyor orada. O yüzden hani böyle olduğu zaman biraz daha, hiç olmazsa neşeli geçer derse, bir rahatlama olur diyelim. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın.